etkili bir aşının insanlara işte uygulanıp bunun yapılabilmesi için gerekli süre 3 yıldan aşağı olmaz. O zamana kadar benim düşüncem o zamana kadar bu virüs zaten mutasyona uğrar ve salgın mutasyonla biter diye düşünüyorum. Aşının işte mümkün olduğu kadar erken geliştirilmesi lazım. Zaten erken geliştirilenler çıkıyor. Gecikirse çünkü size bir faydası olmaz. Pandemi biter zaten. Çin hem kendisi yapmıyor şeyi, bu mutant virüs etkinlik çalışmasını, hem de yaptırtmıyor. Çünkü olumsuz bir sonuç çıkarsa aşılar elinde kalır diye korkuyor. Hala böyle bunu, böyle bir soru işareti var mı hala hocam? Var tabii, var tabii, çalıştırtmıyor. Yani biz şu anda bu İngiltere mutantı virüsüne karşı aşının etkinliğinde ne kadar bir azalma meydana geldi bilmiyoruz. Bir defa sonradan anladık. Yani biz de sonradan anladık ki o 65 yaş üstü ve 20 yaş altına yasak koymak, onları evde kapalı tutmak aslında salgının seyrini olumsuz etkileyen bir olay. Yani bütün pandemilerin tarihine bakarak söyledim. Gerçekten 2 yıldan uzun sürmüş bir pandemi yok. Bizim gözlemlediğimiz aşıyla bitmiş bir pandemi de yok zaten. Yani pandemiler hep işte virüsün mutasyonuyla bitmiş. Bunlarındaki mikrop hastalarına bulaşmasın diye takarlar. Zaten onların gözenekleri, yani o dokusundaki delikler, bu koronavirüsün 7 kat büyüklüğünde. O yüzden etkili değildir sağlıklı insanın takması. Maske güvenilir değil. Değil. Sağlıklı kişinin takması güvenilir değil. Vakaları görmeye başladık. Yani 2 doz aşısında olmuş ama yoğun bakıma yatan, hayatını kaybeden vakalar var. Öyle mi hocam? Dünyada şu anda virüse karşı etkili geliştirilmiş bir aşı, ilaç henüz yok. Kendi kendine mi iyileşiyor hocam bu insanlar? Yani ben bu salgının mutasyonla biteceğine inanıyorum. 1900'lerin başlarından bu tarafa olan salgınlardan hiçbiri 2 yıldan uzun sürmemiş. Ve gene koronavirüsle olan iki diğer büyük salgına bakıyoruz. SARS 8 ayda bitmiş, virüs mutasyona uğramış. Ki bu virüsün atası biliyorsunuz, bu yeni virüsün. MERS virüsü de 1 yıl sürmüş.